Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 3 tane büyük paket var ve bunların kutusunu açacağız bugün. Yumi markasının birçok ürününü incelemiştim daha öncesinde. Yeni ürünlerini satın alarak bunların da hem kutu açılışını hem de incelemelerini birlikte yapıyor olacağız. Bu kutunun içerisinde 3-4 tane ürün var. Burada bir tane kutumuz var. Burada bir tane kutumuz var. Toplamda 6-7 adet ürün çıkacak kutuların içerisinden. İki kamerayla bunu göstereceğim. Hem karşı kameram hem de bir tane daha kameramı aktif edip sizlere kutunun içerisinden çıkan neler satın aldım bunları göstereceğim toplu kutu açılış videoma hoş geldiniz. Öncelikle şu büyük kutuyu bir açalım. Kadrajı sığdıramadığımız dev kutumuzu hemen açıyoruz. Şu kamerayı da açtım ama o da tabii ki de çok fazla kadrajı sığdıramıyoruz. Zor da olsa kutuyu çıkarttık. Şimdi şurada görmüş olduğunuz gibi ızgaraları bulunuyor. Ayrı ayrı tepsi gibi de denebilir. Gördüğünüz gibi bunları buraya koyduk. Şimdi şunu çıkartalım içinden. Şimdi bu da patates kızartması mesela. Ben bunu görmüştüm mesela. Bununla patates yapıyorlar böyle. İçine patatesi koyuyorlar. Bu böyle dönerek içinde pişiyor. Bunu da bir kenara alalım. Şu kutuyu da çıkartalım. Bir de içini göstereyim size. Ondan sonra diğer ürünlerimize geçelim hemen. Bak bu da alt tepsisi. Bu da görmüş olduğun gibi alt tepsi. Bunu da bu kameraya göstermek istiyorum görmüş olduğunuz gibi. Zaten başka da bir şey yok. İçini de şöyle kameraya yakından bir göstereyim. Bak, bak böyle kapandı. Tekrar açıyorsun. Güzel. Burada işte dijital bir ekranı var. Bunu tabii fişe bağlamadık. Bağladığımızda göreceğiz. Bunların detaylı incelemesini zaten çekmeye çalışacağım sizlere. Şimdi geldik diğer kutumuza. Hemen bunu da bir açalım birlikte. Bunun içerisinde çünkü birçok ürün var. Şimdi bu kameraya zaten göstermeye çalışacağım. Bir tane ürünümüz burada. Bunu da çıkartalım. Bunları da çıkartalım. Bayağı ürün varmış bu arada. Şunları da çıkarttık mı? Bu kutuyu bir kartonu kaldırayım. Hemen ürünlere bakalım. Evet şimdi şöyle tek tek ürünlerimizi bir dizelim. Evet görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bak bu kamerada da gösteriyor, gözüküyor. Şimdi burada ne var abi? Bir tane Wi-Fi'li kameramız var. Bu ürünü zaten her türlü inceleyeceğim kanalımda. Şimdi burada baktığınızda güzel özelliklere sahip yani arkasında tüm özelliklerine de yer verilmiş bu arada. Onun dışında hemen burada bir tane akıllı prizimiz var. Diyorum ya Yumiya markası bayağı piyasaya hızlı bir giriş yaptı ve deneyimli de bir marka olduğu için arka plandan geliyor ve işleyişin her şeyini biliyor. Başka ürünlerde sıkıntı vesaire gözü göre göre kendi ürünleri değil diğer ürünleri kendisini geliştire geliştire güzel ürünler çıkarttı bak bunda hem fikir olalım. Bu akıllı prizde dışarıdasın ürünlerin açık mı kaldı kapalı mı kaldı bu dertlerin olmuyor mesela bunu da kenara aldık. Benim en sevdiğim ürünlerden bir tanesi de aslında kahve öğütücü ve bu işte baharat öğütücü olarak da geçiyor. Şöyle yakından da göstermek istiyorum sizlere hem kahvenizi hem baharatlarınızı öğütebiliyorsunuz. Bu ürünleri kullanacağım için aldım ve hani hepsi aslında evimizde lazım olan ve kullandığımız ürünler açıkçası. Bu ürünü de bir göstereyim sizlere. Bu da hareket sensörlü bir böyle sabunluk hani sabunluk deniyor herhalde yanlış söylemiyorsam. Bu kameradan da görün. Bunların kutularını bir açalım. Bu arada kutu açmayı unuttuk. Ama dur hepsini bir göstereyim ondan sonra kutularını açacağız. Yumiya markasının evcil hayvanlarımızın, evcil dostlarımızın kablosuz besleyicisi bulunuyor. Bunu internetten yani telefonunuzdan kontrol edebiliyorsunuz. İşte bir mama ver, iki mama ver yani öğünleri hani böyle sıklıklarını ayarlayabiliyorsunuz. Birçok senaryo var. Bunu da inceleyeceğiz bu arada. Kanalımda daha öncesinde farklı markalarınkini incelemiştim. Bunu da merak ediyordum. Bunu da birlikte inceleyeceğiz. Bu ürün TUYA destekli. Bunu söyleyeyim size. TUYA sayesinde birçok hani böyle her şeyimizi ben TUYA'ya bağlıyorum genelde. Kameraları, akıllı ürünleri, prizleri vesaire. Bunun da TUYA desteklemesi güzel. Şimdi bu kameradan da göstereyim size. Buradan da sizde net olarak görmüş olun ürünü. Bunu dediğim gibi kanalda en yakın zamanda incelemeye çalışacağım. Ürünlerin birlikte bir kutularını açalım. Hemen şöyle akıllı prizimizden başlıyoruz. Şöyle açabileceksem güzel olacak. Evet. Bakalım hani ürünlerin içi nasıl, dışı nasıl... Bunlara bir göz atalım. Bir tane gene kitapçık çıktı. Evet gördüğünüz gibi güzel bir yapıda. Bak şurada açıp kapatabileceğiniz manuel buton da bulunuyor. Ama yapı anlamında gerçekten güzel. Burada zaten Yumiye'nin de kendi markasının logosunu üstüne koymuşlar. Onu da görebilirsiniz. Wi-Fi kameramız. Bunu da hemen böyle bir açalım bakalım kutunun içerisinden nasıl çıkıyor. Abi diyorum ya bak gerçekten kutulamasını hayranım. Bak ben bunu kolay kolay söylemem. Korunaklı böyle güzel kutulama yapılmış. Hani kaçılmamış paradan. Şey olur ya böyle. Ürünü alırsın sallıyorum 3-4 bin liradır 5 bin liradır sallıyorum ama kutusu böyle 10 liralık kutu gibidir. Bunlar da öyle yok. İçerisinden bir tane kullanım kitapçığı geliyor. Hemen şöyle göstereyim kameranın kendisi çıkıyor. Bir şey diyeceğim bak ben böyle kamera ilk defa inceleyeceğim bu arada çok iyi. Şu kısımda tripod bağlantı yeri var. Bu kameraya da göstereyim hemen. Bak görüyor musun tripota bağlantı yeri. Google Asistan ve Alexa ile de çalışıyormuş. O da güzel. Ya zaten kutunun içerisinden ürünün kendisi çıkıyor. Burada da kabloları var. Bunları hiç şu an açmayalım ki ürün inceleyeceğiz. Bu kısımda kablolar var. Diğer ürünümüze geçelim. Bu da kahve ve baharat öğütücümüz. Hemen şuradan bunu da bir açalım. Ya burada zaten hani kutu açılışı yaptığımız için yapılarına bakıyoruz biraz da. Bu da güzel paşetlemesi var ama bu biraz daha sade, hani korunur mu, korunmaz mı? Böyle blender gibi bir yapısı var. Hani ilk baktığınızda üst kısım plastik, buralarda plastik. Hemen içinden ne çıkıyor bakalım? Bir de kullanım kitapçığı geliyor. O da düştü yere. Evet, kullanım kitapçığımız geliyor bir tane de. Bunu attık içine. Şimdi bunun bir yapısına bakalım hemen. Buradan açtın. Bak, görüyorsun içini. Burada öğütücü blender gibi bir yapısı var. Ürünü açıkçası beğendim gibi. Hani böyle ya bu ürün tam böyle hani şey gibi fiyat performans plastik güzel bir ürün sonuçta. Onun dışında hani tabii ki de işlevini prize takıp incelerken göreceğiz. Şimdi bunu da bir kenara alalım hızlıca. Hemen gelelim bu sıvı sabunluğumuza. Ya bu çok güzel pratik. Elim pis geliyor dışarıdan. Hiç böyle sabunluğa bile tutmadan direkt altına getirip açabiliyorsun. Ama benim bu kutu açma özürlülüğüm ne olacak? Onu hiç bilmiyorum açıkçası. Şimdi kutuları açmaya çalışırken bazen yırtıyorum. Ya böyle sevmiyorum da kutu yırtmayı açıkçası ama ne yapalım? Şimdi bu kutuyu da açtık. Evet, bundan da her zaman gibi bir kullanım kitapçığı geliyor. O da güzel peşetlenmiş. Korunaklıydı yani. Şu, şu sayesinde hani böyle çarpma vesaire olduğunda engeller. Bak şunu da açalım. Ha bu şeffafmış bu arada güzel bak. Şeffaf olması iyi. Şurada ne kadar sabunun kaldığını vesaire görebileceksin bu sayede. Ve altına getirdiğinde sensörü çalışacak. Burada zaten düğmeleri bulunuyor. Tamam 4 tane pille çalışıyor. Ya bu ürünleri aslında var ya pilli değil de biraz daha Type-C'li mi yapsanız güzel olmaz mı? Hani pil sürekli bitiyor alması bak bende iki tane var mesela onlar çok hızlı bitiyor diye zaten bunu aldım. İnşallah bu da hızlı pil tüketmiyordur. Ya çok fazla da kullanan birisi değilim ama ya sürekli koyuyorsun eline bir bakıyorsun iki gün sonra pil bitmiş. E uğraşıyoruz gidip alıyoruz falan o da masraflı. Buradan da işte ürüne hani sabunu koyabiliyorsun. Bunun tabi kullanım kitapçığında nasıl yapılacağıyla ilgili bilgi vardır. Biraz sabun işte biraz su koyuyorsundur vesaire bunların hepsini zaten incelersek kanalımızda göreceksiniz. Bunu da içine koyuyorum kutunun. Şimdi geldik köpek, kedi, bebek mama besleme cihazımıza. Bunları çok seviyorum ya. Bunları var ya böyle hep eşe dosta verdim. Dedim ki alın birisinde kedi var, birisinde çünkü hani fazla geliyor inceliyoruz. E inceledikçe de veriyoruz eşe dosta. Şimdi bunun da hemen kutusunu bir açıyorum şöyle. Dur şuradan yırtalım. Şimdi bak bu da küçücük bir şey böyle gördüğün gibi. Hani böyle ne büyük ne küçük. Şu kameradan zaten net olarak görüyorsunuz. Şimdi buradan üstünü açıyorsun tamam mı? Gerekli ekipmanlar üstünden çıkıyor. Bak burada hemen bir tane dur şöyle bantını yırtalım. Şarj kablosu, güç kablosu daha doğrusu ve kullanım kitapçı geliyor. Bu da öndeki mama kabı. Yani buna şöyle düşün. Şuraya takıyorsun bunu. Buradan böyle mamayı üste koyuyorsun. Bak hemen onu da göstereyim size. Bantları çıkartırız sonra. Bak şimdi. Şimdi buradan bunu aldım böyle çıkarttım Şu üst kısma mamayı koyuyorsun. Buradaki mamayı koyduktan sonra direkt mamayı zaten karıştırarak uygulamasından bunu bu kendi mama kabına döküyor. Üstünde bunun bir tane böyle ses kaydedicisi var. Bunu ses kaydediyorsun. Mesela şunu diyorsun. Oğlum hadi gel mama zamanı. Bunu uygulamadan sen evde yoksun mama ver dediğinde işte iki porsiyon 3 porsiyon bunları ayarlayabiliyorsun. Porsiyon diye geçiyor. O sesi kaydettiğin sesi çalıyor. Hadi oğlum mama zamanı diyor. Bir veya iki kere bağırıyor yani bunun hoparlör var içinde oradan bağırarak diyor ki hadi olunmama zamanı. Burada da bir tane reset düğmesi var. Bu da güzel olmuş. Ürünün zaten arka kısmı şurası güç girişi. Buradan gücü veriyorsunuz. Ulan bir ürünü unuttum. Durun hemen onu da alıp geliyorum. Hepsini açtık. Onu unutmuştum. Geldik son ürünümüze. Bu da daha önce kanalımda incelediğim dikey süpürge. Bundan bir tane daha satın almak istedim. Çünkü anneme aldım bunu da. Çok istiyordu. Ve hani bunu da onu alıp hemen azından kutu açılışına da katayım istedim. Bunda da dediğim gibi bak kutulamalar gerçekten iyi geliyor bu arada. İki tane kutuyla geliyor. Birisi kendi kutusu birisi de dış karton kutusu. Çoğu firma açıkçası bunları bile yapmıyor. Evet bunun da kutusunu açtık. Gerçekten terledim. Çünkü kutular büyük olunca alan dar olunca açması zor oluyor. Şimdi hemen bunun da şöyle kutusunu açayım. Bu kameradan zaten görüyorsunuz. Bak şimdi böyle. O ters açmışız. Bunu yapmasaydık iyiydi. Bunu yapmasaydık iyiydi dostum. Hoppa. Ürünü ters açmamız kötü oldu. Biraz düşürdüm ama olsun bir şey olmadı. Şimdi bak bu kameradan bütün parçaları görüyorsunuz zaten. Şöyle hemen hepsini tek tek sizlere göstermek istiyorum. Şöyle küçük aparatımız var. Hemen yani bunu bir açalım. Bak burada böyle koltuklarınızı paspas pas yani koltukları çekebileceğiniz bir uç var. Arabanızda kullanabileceğiniz bir uç var. Hepsinde kullanabileceğiniz bir uç. Bunu hemen şöyle alalım. Şimdi bu da süpürgemizin ağız kısmı. Bak burada görüyorsunuz zaten. Güzel bir yapısı var. Döner başlıklı. Şurada hortum vesaire var. Bu da güzel. Bunu da kenara aldık. Ben zaten şu an hepsini size göstermeye çalışıyorum. Hani kutunun içinden neler çıkıyor, neler çıkmıyor. Burada borumuz var. Teleskopik bir boru. Hemen göstereyim. Malzeme yapısı gerçekten iyi. Ben bunları daha önce incelemiştim kanalımda zaten. Ve hemen burada süpürgemizin kendisi var. Allah'tan bunu düşürmedim. Küçük parça düştü. Hani bu düşseydi yani her şey bitebilirdi. Videoyu kapatabilirdik mesela. Şimdi bak bu da böyle bir ürün. Gerçekten tatlı bir tasarımı yok mu ya? Siyah beyaz hani Beşiktaşlılar bunu beğendi. Bence beğenirler. Güzel bir yapısı var bunun da. Burada zaten 25.5 25.9 wattlık bir güç olduğunu da söylüyor. Bak şu an çalışıyor. Oo güzel. Hemen test ediyoruz burada da. Bakayım bak. Şöyle yapalım. Evet, bunu da test etmiş olduk. Bir tane temizleme fırçamız çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Bunu açmıyorum hiç. Bir tane de şarj edebileceğiniz kablo içerisinden geliyor ve bir de kullanım kitapçığımız var. Etrafta dağıldı. Videomuzun sonuna geldik. Ben buraları bir toplayayım. Sizlere bu videoyu montajlayayım. Sizler de inceleyin. Toplu kutu paket açılışı istiyorsanız videoyu beğenin, yorum atın ama ben bu konularda çok beceriksizimdir onu söyleyeyim. Bu videoyu da hızlı bir şekilde montajlayıp yayınladıktan sonra ürünlerin hangisi öncelikse sizin istediğiniz incelemeye başlayacağız birlikte. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ürünlerin linkini de açıklamaya bırakıyorum. Yumiya markasını kesinlikle bir göz atın derim. Diğer muadillerine göre uygun fiyatlı ve açıkçası fiyat performans ürünler üretiyor. Ki ben bu kadar ürün aldım kullanıyorum. Daha öncesinde de evimde vardı. Siz de deneyin, açıklamaya bakın yani. Link var orada. Görüşmek üzere.